saniye de lazım. Cemşit'e söyledim getiriyor. Işıkta kaldık. Ne olacak bu çocuklar? Kadir abiler de geldi. Haklısın. Ortada kaldık. Abi. Abi seni Allah gönderdi. Bizler evire gidiyorduk. Ne oldu? Güvenli bir yer bulmamız lazım. Bu kadar insanı o adamların önüne atamayız tekrar. Doğru diyorsun da bu kadar insan nereye sığacak ki? Benim aklıma bu tesisin arkasındaki depolar geliyor ama. Doğru. Doğru, orası olabilir abi. Hem büyük hepimiz sığarız hem de koruyabiliriz kendimizi. Giriş çıkışı belli. İyi fikir. Her yeri kırar geçirir ama oraya dokunmaz acı. Tamam, gidelim. Kalabalık hareket edersek yolda da bir şey yapamazlar. Ama yine de hızlı olmamız lazım. Ben onları oyalamak için bir oyun kurdum ama her an çöp köye girebilirler. Tamam, hızlanalım. Arkadaşlar, hep beraber tesisin oraya gidiyoruz. Ya abi, öyle de ayının inine girer gibi olmaz mı? Olmaz olmaz. Orada hiçbir şey yapamaz. Bu geceyi bir atlatalım, sonrası Allah kerim. Sen öyle diyorsan abi. Biz Firuze ile revire gidiyoruz. Orada da yardıma ihtiyaç varmış. Benim yaram yok, ben yardım edebilirim diyen varsa biz de gelsin, kalanı tesise. Abi biz de gelelim revire. Hayır, siz de tesise gidin. Babamların evden çıkması lazım. Kadir haklı. Eve saldırabilirler. O zaman önce eve, sonra tesise. Ben sizle gelirim abi. Sen tesise. Karın orada, kızın orada. Oraya gideceksin. Biz geliriz abi o zaman. Lazımsa. Eyvallah. Hadi gidelim. Hadi. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. O zaman biz de tesise. Hadi abiler, ablalar. Abim onların yanında. Son durumu bilmiyorum ama siz nasılsınız? İyi misiniz? Biz iyiyiz. Burada her şey yolunda. Kimse gelmedi. Yaklaşanları da sapanla ben vurdum zaten. Emin dede, Emin dede. Hani Yiğen amcam ya, bize gelecektiniz. Annem o kadar menemen yaptı. Geldik. Biz geldik. İlhan abinle geldik ama sen hep uyuyordun. Sen onun için görmedin bizi, öyle değil mi İlhan abisi? Emin deden sana yalan söylüyor Derya'cığım. O hiç gelmedi, hep ben geldim. Görüyor musun? Damadın arkasında durduk, bizi sırtımızdan bıçakladı. Maşallah, senin de neşen yani. Oğlanı içeri aldılar, millet perişan oldu, buraya düştük. Seni hala gülüyorum. Fazilet Hanım, kız eğlensin diye yapıyoruz ya. Yapma, abartma. Sen demedin mi bana ben o hastalıkla mücadele ederken? Dedim, Saruhanlı dediğin yerde kalma. Ha, düştüğümüz yerde kalmadık, kalkmaya çalışıyoruz işte. İşte zamanla geçecek. Bazen böyle dilime vuruyor, yoksa haklısın. Çay var. Biliyor musun? Bu grev zamanlarında çay acayip bir şeymiş. Ben hayatımda bu kadar çay içtiğimi hatırlamıyorum ha. İçer misiniz? İçeriz, içeriz. Ha, tamam. Herkes gelmiş. Yaklaşalım. Sabah mı aradın, biliyor musun? Evet. Taştan, taştan bak. Evet. Bakarız sana. Bu da bir şey. Ne oldu? Tam böyle bir şeyler yoluna girdi, her şey çok güzel olacak diyorum. Yine bir sıkıntı çıkıyor. Olsun. Yan yanayız en azından. Yeniden başlarız. Ya babamı duymadın mı az önce sen? Biz öyle düştüğümüz zaman oturup ağlamıyoruz. Sen de artık aileden olduğuna göre. Bana oğlum dedi. Sen de ona baba dedin. Çok hoşuna gidiyoruz. Umarım onun gibi bir baba olabilirim. Ama daha çok hikaye öğrenmen lazım. Aslı aslına, nesli nesline. Bir. Bir şey var. İguana hikayem var. O da çalışır. Gerçekten.
sevda büyüsü gibisin sen firuze. Sen nazlı bir çiçek, bir orman uykusu. Üzüm uykusu gibisin sen firuze. Kıskanır rengini baharda yeşil. Sevda büyüsü gibisin sen firuze. Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuyusu. Üzüm buğusu gibisin sen firuze. Duru bir su gibi, bazen volkan gibi, bazen bir deli rüzgar gibi. Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş, acele bekle. Bekleyelim biraz. Bekleyelim. Tamam, tamam, bekleyelim o zaman. Hadi, hadi bekleyelim. Allah'a bir şükür. Oo, iyi haber bu. İyi haber. Normalde senin benim koluma girmem gerekmiyor. Oraya gidelim. Fark etmiyor. Biz de fark etmiyoruz. Tamam. Bitti mi yani şimdi? Umarım bitmiştir. Kadir'le bir konuşalım mı? Niye öyle dedin? Düşürme yüzünü hemen ya. Yani Kadir eminim herkesin ağzının payını vermiştir. Ama Selahattin gibi adamlar kolay kolay pes etmez. Böyle uzun bir aradan sonra mutlu bir haber alınca kutlayalım dedik ama. Evet, seni kursağına bırak. Yok, öyle demeyelim de hemen gözümü açtın diyelim. Haklısın çünkü. Tamam, söylemedim sen. Beni o güzel gülümsemenden mahkum bırakma, sevgilim. Şey hala dikkatli olalım. Dışarıdaki durumun ne olduğunu bilmiyoruz. İlhan, gel be oğlum. Gelirim ben. İlhan Efendi, nasıl oluyormuş? Elin kolun bağlı. Efeleniyordun. Döveyim mi lan şimdi seni karının yanında, ha? Şöyle ağzının ortasına vurayım mı iki tane şimdi, ha? Beni öldürmen lazım. Bunun hesabını sorarım yoksa sana. İlhan yapma. Yapma ne olur, diklenme şuna. Korkutma lan kızı. Aptal aptal konuşuyorsunuz. İzliyorlar saçma sapan diceleri, böyle kahraman lafları. Yok ailem için, yok beni öldür bilmem ne. Geri zekalını. Oğlum burası gerçek hayat ha. Burada öyle saçma sapan şeyler olmaz. Yapma, yapma. Can kardeşim. Ne oldu? Acıdı, canın acıdı değil mi? Niye? Gerçek çünkü. Eğer buradan kurtulursam pişman olacaksın. En büyük hatam buydu diyeceksin. Ulan siz benim anamı ağlattınız, anamı. Bu ayrı, Kadir'i ayrı, Servet'i ayrı. İki günde bir dayak. Hiç kusura bakmayacaksın İlhan Efendi. Ben bu anın tadını çıkaracağım. Muhsin Allah'tan kork, ne olur. Ya hacım maşası gibi kullanıyor sizi, görmüyor musunuz? Ne maşasından bahsediyorsun Büşra sen? Ben sağ koluyum adamı. Veziriyim ya. Söz hakkım var benim. Ben niye bir türlü anlatamıyorum sana kendimi? İşte böyle yanında tutuyor sizi. Değerlisiniz diyor, kıymetlisiniz diyor. Ama bak, bak kendisi nasıl evlerde yaşıyor, servetine servet katıyor. Siz? Maaşım asgari ücretten fazla en azından. Ne oldu Büşra, maaşımızı beğenemedin mi? Karımdan uzak dur!
Atar gider yapma lan. Hala konuşuyor. Ya bu tam gerizekalı zaten. Bu tam bir mal ya. Ya sen madem bu kadını seviyorsun, dünya kadar malın var. Al aileni, karını, git başka yerde yaşa. Çöp köyde ne işin var? Sen buna nasıl aşık oldun arkadaş? Ben de bunu anlamıyorum. Bir de bana bir sürü laf ediyorsun ya. Ah, çıldıracağım. Senin anlayacağın şey değil. Bizim de kalbimiz var Büşra Hanım. Bak sadece ellerini bağladım senin. Sırf canın yanmasın diye. Ben ince ruhlu bir insanım da göstermesini bilmiyorum o. Çöz şu ellerimi de kırmaya başlayayım seni ince yerlerinden ha. Ne dersin? Hiç kusura bakmayacaksın. Bir süre misafirimizsiniz. Senin zaten hiç şansın yok da sen iyi düşün. Bak kaderin iki dudağının arasında. Sana yaparım bir güzellik. Ciddi konuşuyormuş da. Aklımda bir şey var. Nasıl bir şey? Bir şekilde kendimi buradan attıracağım. Adamları alt edip seni kurtarmaya geleceğim. Tamam mı? En kısa sürede. Ya saçmalama, ben çok korkuyorum. Ben sensiz kalmak istemiyorum. Lütfen, biz birlikte çıkalım. Tamam. Buradan birlikte çıkalım. Tamam lütfen. Sakin ol. Bana güven. Tamam mı? Birlikte çıkalım istiyorum. Birlikte çıkacağız tamam mı? Hayır. Lütfen gidelim. Kızlar ne oldu? Akşam yemeğini nerede yiyeceğinize mi konuşuyorsunuz? Yok ya. Senin geçmişinden bahsediyordum da karını nasıl öldürdüğünü anlatıyordum. Ben detaylarda kaybolmuş olabilirim. Sen anlatmak ister misin? Hı? Yani sonuçta ben duyduğumu anlatacağım. Anlatacak mısın? Peki ben anlatayım. Çocuğunuz olmuyordu. Olaylar öyle başlamıştı değil mi? Bunlar uzun süre çocuk yapmaya çalışıyorlar, olmuyor. Karısı da yazık kadıncağız. Şüpheli tabii böyle bir heriften çocuk yapılır mı diye. Haklı da. Hoş geldin. Sen başını kaşırdın ama arkadaşın anlatır sana. Ne diyordum? Çünkü beyimiz çalışmıyor. 3 gün çalışıyor, 10 gün yatıyor. Hı. Rahmetli en sonunda doktora gidiyor. Anlıyor ki kendisinde sorun yok. Sorun bundaymış. Sonra bunu ikna etmeye çalışıyor. Hadi gel diyor. Doktora gidelim. Tedavisi vardır belki diyor. Doğru mu anlatıyorum Hüseyin'ciğim? Lan yapma. Sinirleniyorum, yapma. Yapma. Yemin ediyorum bu sefer kafana yediğin odunla Muzin. Kurtulamazsın. Muzin! Muzin sıkarım yapma! Kafana. Yapma! Sıkarım yapma. Senin kafana haber mi? Yapma! Dur yapma! Yemin ediyorum sıkarım! Yapma! Yapma! Bırak silahı yapma! Sıkarım! Dur yapma ne olur. Sıkarım! Doğru anlatıyorum değil mi? Doğru. Neyse bu mesele işte yayılmaya başlıyor sonra. Önce akrabalar, sonra komşular, arkadaşları. Muhsin'in çocuğu olmuyor diye konuşmaya başlıyorlar. Öyle mi? Hı? Yazık kadına. Hem bununla evlenmiş. Hem hiçbir faydasını görememiş. Büşra. Haksız mıyım? Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hmm. Sonra bir gün bu meyhaneye gidiyor, içmeye başlıyor. Deli gibi sarhoş oluyor. Arkadaşları bununla dalga geçmeye başlıyorlar. Ne diyorlardı Muhsin sana ya? Hı? Ha, sığır. Soysuz. Başka bir şey diyorlar mıydı? Ben hatırlamıyorum da sen hatırlıyorsundur. Söylemek ister misin? Yaman. Eklemek ister misin bir şey Muhsin? İlhan yapma, yapma.
Sonra bu, bu kafayla eve gidiyor. O kadar adi, o kadar şerefsiz bir herif ki. Karısını uykusunda, yatakta bıçaklıyor. Ulan şerefsizler. Şu kadınları baş tacı etmeyi öğrenemediniz bir türlü. Sus lan. Sus lan. Dur. Hüseyin dur. Tamam, dur yapma ne olur. Tamam, dur lan, ne olur. Bırak bizi biz. Öldürürüm lan seni. Ulan. İlhan. İlhan sus. Senin delikanlılığın bu kadar işte Muhsin. Senin delikanlılığın bu kadar. Karını uyurken benim de elim kolum bağlıyken değil mi? İlhan. Çözsene kollarımı. Çözsene ellerimi bir kavuşalım artık ya hadi. Ben kavuşturacağım seni. Götürün lan bunu. Götürün lan bunu. Ellerini çözme, ayağını çöz. Muhsin yapma İlhan. Götürün bunu gömün bir yere bir çukura. İlhan. Büşra! Kadir! Ne oldu? Bu Sir'i gördüm. Derenin yanındaki depoya gidiyorlardı. Adamları var, silahlı. Büşra, koş, koş. Hepsi yanlış anlattıklarım. Hiçbir şey bilmiyorum. Yok artık İlhan İlhan. 50.000 kere sana kendimi anlattım, tatlı dille geldim, konuştum sana. Bunların hiçbirisine gerek var mıydı Büşra? Senin ne kadar rezil bir adam olduğunu anlamışım demek ki. Ne rezilliğimi gördün? Ya sen karısını öldürmüş bir adamsın. Masum bir kadının canına kıymışsın sen, daha ne yapacaksın? Ne yapacaksın daha, ne kadar alçalacaksın? Gelin üstünden. Baş başayız artık. Bak canım sıkılmasın. Sen çek elin üstünden. Ne olur çekme sen. Çek elin üstünden. Büşra beni dinle. Büşra beni dinle. Beni dinle. Yanlış bildiğiniz şeyler var. Bana bak. Büşra. Dokunma bana. Büşra. Çek elin üstünden. Bırak beni. Bırak silahını. İlhan? Yok artık İlhan, kıpırdama. İlhan! İlhan! Kapat elini. Kıpırdarsan öldürür seni. Kapat elini. Hukum! 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 Acımam. Yemin ediyorum o zaman, kıpırdama. Oh!
Bacağım. İlhan. 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 İlhan dur 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 dur. Sakın sakın sakın. Sakın. Kıpıldamayın mıhlarıma. Büşra. Büşra. Nasılsın? İyisin değil mi? Bir şey yapmadı sana. Ha? İyi misin? Bilal. Yapma lütfen. Şşş. Uzak dur lan. Muhsin yapma ne olur. Lütfen. Bırak. 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 Bitti. İlhan. Lütfen. Ne dedim lan ben sana? İlhan lütfen. Sakın, sakın, sakın. İnan sakın. Lütfen yapma, lütfen. Ne dedim ben sana? İnan. İnan sakın. Çok şanslı sen. Sura. İyi misin? Ha? Yaptı mı sana bir şey? Yok. Ha? Çıkın. Benim bu arkadaşla biraz işim var. Çıkın çıkın hadi hadi. Gidin. Geldin yolun sonuna Muhsin Efendi. Ha?